cezaevinden firari katil zanlısına 3 sayfalık mektup. Tişörtündeki kanın Münevver Karabulut'a ait olduğunun anlaşılması üzerine tutuklanan baba Nida Garipoğlu'nun firardaki oğlunu teslim olmaya ikna etmek için 3 sayfalık mektup yazdığı ortaya çıktı. Avukat Aytekin Kaya tarafından temize çekilen mektupta Nida Garipoğlu, Cem'i çok sevdiğini vurgulayarak "Bir kaza oldu, bir hata yaptın, adalete ve avukatına güven, teslim ol" diyor. Cem'in teslim olmaktan vazgeçmesi ihtimaline karşılık yazıldığı belirtilen mektubun, sorun çıkarmadığı için avukat tarafından Cem'e verilmediği söyleniyor. Tartışılan mektupta katil zanlısının masum, çaresiz, cinayetin ise sanki bir kaza gibi olduğuna vurgu yapılıyor. İşte "canım oğlum" diye başlayan o mektup. "Bir kaza oldu. Çok zor günler geçirdin. Ailemiz de zor günler geçirdi. İnşallah bu zor günleri de atlatacağız. Oğlum, bundan sonra ne yapman gerektiğini yazıyorum. Avukat abini dinle. O çok tecrübeli ve aile dostumuz olan birisi. Tavsiyelerine uy. Her şeyi anlat. Avukatımız da bunu istiyor. Onun vurgulanmasını istediği şeyleri vurgula. Oğlum, insanlar hata yaparlar. Utanılacak, acı duyulacak şeyler de yaparlar. Yapmamaları lazım ama hayatta bazen açmaz durumlarda oluyor. Sen de bir hata yaptın. Belli kendini kaybettin. Sonuç korkunç. Ben de biliyorum ki içinde hep bir boşluk olacak. Ben de, annen de, kardeşlerin de bu boşluğu dolduracağız. Birbirimize kenetleneceğiz. Geleceğe bakacağız. Allah'a dua ediyorum. Sen de dua et. Adalete güven." "Canım babacığım, acı sevgiyle sarılacak. Sen de cezanı çekip çıkacaksın. Eski günlerdeki gibi hep birlikte olacağız. Annen, kardeşlerin, halan, amcaların, kuzenlerin, herkes seni çok seviyor. Hepimiz üzüldük ama geçmiş geri gelmez. Sen ne yapmış olursan ol, biz seni seviyoruz hem de çok. Ben her gördüğüm insana senin ne süper bir insan olduğunu söylüyorum." Mektuptaki bu bölümde baba Garipoğlu korkunç cinayeti bir kaza olarak değerlendiriyor. "İstemeden bir kaza oldu. Arabayı duvara vurduk. Önemli değil. Üzeri çizilmiş. Sen sağsın ve iyisin. Bundan sonra gereken her şeyi yapacağım. Bu acıyı ve korkunu yenmen için her şeyi yapacağım. Yeni bir dönem başlayacak. Güçlü ol. İnancını yitirme. Ümidini asla kaybetme. Ve inan, son aylara göre çok daha iyi geçecek. Ben seni hiç yalnız bırakmayacağım. Seni kendi canından çok seven baban seni asla yalnız bırakmayacak. Hep yanında olacak. Oğlum, canım benim." Mektupta baba Garipoğlu tarafından aile vurgusu da ön plana çıkarılmış. "Ne olursa olsun, ne yaparsan yap, ben seni sadece destekleyeceğim. Senin gibi bir oğlum olduğu için hep şükrettim, sevindim. Bu mutluluğum, bu gururum yaşadığım sürece hep devam edecek. Buradayken hep seni ve iyi şeyleri düşündüm. Göreceksin, sayılı günlerin zamanla geçecek. Ailece eski günlerimizdeki gibi sizlerin başarılarını izleyeceğiz. Lütfen bugüne kadar yaptığın gibi babana güven. Söylediklerimi yap. Avukat abine güven. Susma hakkını kullan derse kullan. Bu senin hakkın. Sakın heyecanlanma. Tekrar tekrar söylüyorum. Hatanla yüzleşeceksin. Neyse anlat. Benim için ne kadar zor olsa da artık teslim olman gerek diye düşünüyorum." Cem, bir şey söyleyecek misin? Baba mektubun bir bölümünde de oğluyla gurur duyduğunu söylüyor. Mektupta "büyük bir adam oldun" ifadesinin üzeri çizilmiş. Bu düzeltmenin Cem Garipoğlu'nun savunmasını 18 yaşından küçük olduğu üzerine kuran avukatların uyarısıyla yapıldığı belirtiliyor. Aynı paragrafta Münevver Karabulut'un ailesine de atıfta bulunuluyor. "İçim parçalanıyor ama aslan oğlum bil ki içi parçalanan sadece ben, bizim ailemiz değil. O babanın da, o ailenin de belki daha fazla ciğeri yanıyor. Bu acıyı anlatmak zor. Sen de acı çekiyorsun. Biliyorum ama hep dediğim gibi artık büyüdün.
Çok iyi eğitim aldın. Hep başarılıydın. Beni hep gururlandırdın. Küçük bedenin, büyük yüreğin ve inancınla bu sıkıntılara da göğüs gereceğine inancım tam. Umutsuzluğa kapılma. Ve mektup bir notla son buluyor. Sağlığına dikkat et, beslenmene dikkat et. Kaçmakla, hayata küsmekle hiçbir şey elde edemezsin. Unutma, tek umudum sen ve kardeşlerinin benim emekliliğimde işleri eline alması. Seni hep sevdim, seviyorum, seveceğim. Baban. Şimdi cinayetle ilgili olarak tartışılan konulardan biri de medyaya tam metni yansıyan bu mektubun samimi mi yoksa avukatların savunma stratejisinin bir parçası mı olduğu.